Biz bu caddemizde araçların çok hızlı geçtiğine şahit oluyoruz zaman zaman. Ani fren sesleri, sürat, hız, dikkatsizlik aşırı boyutta var. Çocukların yola fırlaması neticesiyle burada bir kaza olması kaçınılmaz. Hiçbir zaman vakit fark etmiyor. Burada gençler süratli şekilde arabayla geçiyorlar. Daha önce şurada görmüş olduğunuz yerde hız kesme şeyleri vardı. Barikatları koyucu engelleyiciler. Bunların hepsi kalktı, yapılmadı. İleride de var ama o pek bir fayda göstermiyor. Çünkü oradaki engebe çok hafif. İnsanlar hız kesmeden buradan süratli bir şekilde geçiyorlar. Biz ricamız, sesimizi buradan duyurmak istiyoruz. Muhakkak buraya bir tane hız kesicinin yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. 15 gün önce bir annenin elinden bir çocuk yola fırladı. Allah'tan araç kullanan kişi şahıs olayı fark etti, frene bastı, durdu. Ama bu gibi kazaların yaşamaması için biz tedbir alınsın istiyoruz. Duramayabilirdi. Yolumuz gayet güzel ama şerit olarak dar bir şeride sahip olduğu için bazı araçlar çok hızlı ve süratli geçiyorlar. Kırıcıların olmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Hani bir tane var ama yeterli değil. Çünkü bazı kendini ispatlayamamış kişiler, şoförler diyeyim, buradan 10 metrede bile 50-60 kilometre hızla buradan geçtiklerini görüyorum. Yani bu şekilde davranmaları doğru bir şey değil. Hız kesicilerin Hükümet Caddesi'nde daha sık olarak kullanılmasının taraftarıyım. Bazen, hatta biraz önce de sohbet oldu. Şuradaki kasiste kamyonetlerin üstünde bir şey olunca orayı fark edemiyor. Aklımız gidiyor. Oradan geçtiği zaman hızlı geçiyorlar. Küt diye vuruyor ama burada da olsa daha şehir içinde yavaş gitmiş olur şeyler. Çünkü hızlı gidiyor arabalar. Orada hızlı girdiğinde bizi bile rahatsız ediyor yani. Büyük bir ses geliyor. Sanki bir şey olmuş gibi ürperdiğimiz oluyor. Biz bu motokurelerden çok şikayetçiyiz. Kaldırımlarda gezmeler, tersten gelmeler, şurada araçların geçişinde araç frene basmadan kornaya basmalar, bıktık artık yani esnaf olarak. Bir gürültüdür gidiyor burada. Araçların yani biraz daha düzgün geçmesi, kasesin tabii ki %100 olması lazım zaten. Çok eski araçlar var şu anda çarşı içinde. Bir modifiye olan araçları var, egzozu arttıran araçları var. Artık yorulduk ve sıkıldık biz bu işten. Çok bunaldık yani. Özellikle dediğim gibi kuryeler. Nereden gitti, nereden geldi, ne zaman nereden çıktı belli değil. Yorulduk, bıktık. Yani biz bu kasis olmasını isteriz esnaf olarak.